Ben buraya dair bir iş yapma fikrine alışmış oldum ve burada yaşadığım atmosferin, içinde bulunduğum atmosferin bir yansımasını ürettim aslında. Burada doğrudan bir alıntı yok bu müzikte, fakat bu müzikte buraya dair benim edindiğim izlenimler var. Bu izlenimler ne? İlk önce buraya geldiğimde inanılmaz bir dinginlik gördüm. Sanki zaman durmuş, hiçbir şey hareket etmiyormuş gibi bir dinginlik var. Büyük, geniş alanlar, yaylalar, uzaklarda dağlar ve zamanın yavaş ilerlediği dingin bir atmosfer var. İkincisi de Kenan Bey sayesinde gördüm. Sanki bu dinginlik bir enerjiye dönüşüyor ve bölgenin halaylarıyla adeta dışarı çıkıyor ve patlıyor, bir volkanik patlama gibi. Ve orada da tam tersi bir enerji patlaması var. Muazzam bir enerji patlaması, durmuyor, sürekli deviniyor. Hatta yorucu bir devinim var yani. Burada iki tane zıt dünyayla karşılaştım. Birincisi inanılmaz dingin, zamanın durduğu, adeta donmuş bir coğrafya. İkincisi de tam tersine aşırı hareketli, sürekli devinen ve hiçbir zaman o devinimin durmayacakmış gibi olduğu bir enerji patlaması. Ben de müzikte bu ikisini bir araya getirdim ve buna dair bir müzik yazdım. İsmine de Uzaklar koydum. Kenan Bey de başından beri her projemiz olduğu gibi buna da destek verdi. Kendisi çok sanatsever, müziksever bir insan. Zaten onun bu yönü, niteliği olmasaydı biz bu projeleri bugüne kadar gerçekleştiremezdik. Bu proje burada ilk kez yapılıyor. Evrim Demirel de sağ olsun hemen teklifimi kabul etti. Benim çok kadim dostum. Ve buraya geldi. İşte kendisi de anlatmıştır mutlaka süreci. Çok keyifli bir onunla müze efendim turu yaptık. Çok 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 çeşitli deneyimler yaşattık. Kenan Bey tabii başta olmak üzere. Ve şimdi merakla bekliyoruz. Uzaklar adını verdiği eseri mutlaka çok güzel olmuştur. Ben Evrim Demirel'in zaten besteciliğine sanatçılarımızın da inandığı gibi çok inanıyorum. Heyecanla bekliyoruz.